martılar. Bam bam bam. Evet. Arkadaşlar YouTube videoma hoş geldiniz. Şu anda sizi yeni bir videoyla karşılıyorum. Öncelikle nasılsınız, neler yapıyorsunuz, keyifler nasıl? Bu videoyu uzun zamandır çekmek istiyordum. Story atmıştım. Daha öncesinde hakkındaki varsayımlarınız neler? Biraz tahmin edin bakalım beni nasıl düşünüyorsunuz? Masa başı bir video çekmeye karar verdim. Daha önce de bir video çekmiştim. Instagram DM kutumu okuyorum diye bayağı ilgi görmüştü. Meraklılarınız vardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi yeni bir videoyla baş başayız. O yüzden hemen söylüyorum, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Klasik ego biraz. Evet kardeşim, egoluyum. Dibine kadar egoluyum kardeşim. Dibine kadar. Eren kardeşim demiş. Birisi yazmış ki baby boy gibisin. Yani baby boy. What is this? Neyse, peki teşekkürler. Varsayım değil aslında, biraz böyle öyle hissetmiş. Geçelim. Önyargılı pis bir insansın olup diyorum ki tağlara güven olmuyor ya. Allah'ım ya, kıyamam. Tağlardan ne çektin acaba kardeşim? Bu arada arkadaşlar biz yemek söyledik. Yemek daha gelmedi. Bayağıdır bekliyoruz. Yemek gelmedi. Ah, vallahi açım. Bir yandan da açım. Yemek gelmesi lazım. Acıktım. Bu arada başka. Kardeşim soslar geldi, yemek daha gelmedi. Sosları biz aldık. Yemek daha gelmedi. Bence parfüm olarak Versace ya da Dior kullanıyorsun. Hayır, Tom Ford kullanıyorum. Tom Ford bayağı güzel. Biseks olduğunu ve yakışıklı erkeklere ilgin olduğunu varsayıyorum demiş. Yani biseksüel değilim arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Heteroseksüelim. Biseksüel değilim. Erkeklere cinsel anlamda ya da aşk anlamında bir ilgi göstermiyorum. Hepsi kardeşimdir. Teşekkürler. Cana yakın, sevimli, ortam ayak uyduran, dürüst, kendi ayakları üzerinde durabilen, kesinlikle kendi ayakları üzerinde durabilen bir insanım ve bu huyumu seviyorum. Kendim yapabilmeyi, kendim başarabilmeyi daha çok seviyorum. Gay misin? Soru sormuş. Varsayım değil. Az önceki varsayımın da aslında cevabı sorusu gibi. Gay misin? Değilim arkadaşlar. Tinder kullanıyorsun. Arkadaşlar Tinder hesabım yok. Bunu daha önce çok kez söyledim. DM kutumu okurken de bahsetmiştim. Tinder kullanmıyorum. Haberiniz olsun, öyle uygulamalarda işim olmaz. Tinder'ım yok arkadaşlar. Tinder hesabından, fake'ten sizi kandırıp bana DM kutusundan atıyorsunuz mesaj. Eşleşmeyi niye kaldırdım vesaire falan. Bu tarz uygulamalar kullanmıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Lütfen mağdur olmayın siz de, olur mu? Sadece YouTube'dan beni izleyin. Instagram'dan izleyin. Bence bunlar yeterli benim için. Sizin için de yeterli olacağını düşünüyorum. Kanka dürüst oluyorum. Adam gibi adam olduğun için bir kız ilişkiye girmedin. Kardeşim yorumsuz. Bunu keselim kanka. Bunu keselim. Nasıl varsayım ya? Bunu keselim. Bu nasıl varsayım? Bence boğa burcusun. Hayır, yengeç burcuyum. Maalesef ki yengeç. Ama olsun, yengeçler bir gün kazanacak. Gay olma ihtimalim bende şans yoktur. Hadi belki piyonga çıkar demiş. Alptekin kardeşim. Maalesef be kardeşim. Seninle tanışmak isterdim. Çapkın demiş. Yani bu çapkın olayı çok değişkenlilik gösteriyor arkadaşlar. Nasıl açıklayayım? Oğlum beni terletiyorsunuz ama bu nasıl şey varsayımlar lan? Çapkın demişler. Sence çapkın mıyım? Bak çık dedi. Çapkın değilim. Bence sence utangaç mıyım? Evet. Değil mi bak? Evet. Vallahi işte anlıyor biraz beni. Masa başı videolarımın yardımcı direktörü tabii ki de Ufuk Aslan yine burada. Kendisi ekstra olarak varsayımlara düşüncelerini de belli edecek. Ara ara YouTube videoma eşlik edecek. Arkadaşlar ben de çapkın olduğumu düşünmüyorum. Başka. Ya birisi inatla benim gay olmamı istemiş resmen. Okuyorum arkadaşlar. Gaysin evet, çünkü biliyorum, birçok DM'de okumuştum. Erkekler de yürümeli, yavşamalı. Nerede okudu bilmiyorum. Gay laf bir hayatı şu an yaşamıyorsun ama bir gün gay olacaksın, yaşayacaksın. Gaysin ya da biseksüelsin ancak durumunla yüzleşip kabullendiğini düşünmüyorum demiş. Arkadaşlar yani bu tarz bir yönelimim yok. O yüzden hani... Size bunu belirtmek istiyorum. Tabii ki de bu tarz yönelimde olanlar olabilir. Gayet normal bir şey. Ama ben böyle değilim. Bu arkadaş da biraz güldürdü beni. Olsun kardeşim. Sana başarılar diliyorum. Cana yakın ve neşeli biri olduğunu düşünüyorum. Ama son zamanlarda biraz mutsuz gibisin. Bazen mutsuz olduğumu da belli etmek istiyorum. Çünkü sosyal medya gerçekten göründüğü kadar mükemmel değil arkadaşlar. Mutsuz olduğumuz tarafları da gösteriyoruz bazen. O yüzden her zaman böyle gülmeli falan değil de bazen mutsuz olduğum zamanlarda, modum düşük olduğu zamanlarda bunu yansıtabiliyorum sosyal medyaya.
Her gün çok dolu dolu geçmiyor. Normal insanız, her şeyi yaşayabiliyoruz. Ondan dolayı yani tamamen mutsuz değilim ama çok da memnun değilim bazı şeylerden. Kralsın, DM'de gelen her soruya yanıt veriyorsun. Aynen, gerçekten öyle. Mesela DM'lerde yani çoğuna yanıt veremesem de bazen okuyorum. Önemli olan mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Bu da aslında bir varsayımdır hani, bence demiş. Yaşamış bunda. Bence bayağı kafa dengisin. Aynen, bayağı kafa dengiyim. Eğlenceli birisi olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Uzun süredir de zaten hani eğlenceli bir hayatım var aslında. Mutsuz olduğum zamanlarda olsa. Siparişi beklerken arkadaşlarımızı bekletmeyelim. Hemen bu videoyu çekelim dedim. Yine sizi düşündüm arkadaşlar. Muharca yemek yemeyi seven birisin demiş. Kesinlikle öyle. Şu an yemek yemeyi bekliyorum. Sporda devam ediyorum bu arada. Aynı zamanda arkadaşlar bugün bir cheat meal oluyor. Biraz kafamıza göre yiyoruz. Yarın sabah tekrardan sporumuzu yapmaya devam edeceğiz. Ama biliyorsunuz ki ne zaman cheat day yapsam ya da cheat yapsam bir YouTube videosuyla karşı karşıyayım. YouTube videosu çekerken hep denk geliyor. Bu da aslında size bir subliminal mesaj. Siz de spor yapın ve sadece ben video attığım zaman cheat day yapın. Olur mu arkadaşlar? Hatta day de değil. Sadece öğünü öyle geçirin. Tüm gün boyunca yemeyin. Evet, Eyüp kardeşim. Güldürüyorsun beni. Kirli çoraplarını sepete atmaya üşeniyorsundur demiş. Bence çok temiz birisiyim. Yani gerçekten öyleyim. Özellikle çok titiz birisiyim. Ev konusunda, ev işleri konusunda gayet başarılı olduğumu düşünüyorum. Ve kirli çoraplarımı sepete atmaya asla üşenmem. Üşengeç birisi değilim. Yani hayatınızda görebileceğiniz en üşengeç olmayan birisiyim arkadaşlar. İkna oldunuz değil mi bence? Bence de ikna oldunuz. Aa, zil çaldı. Sipariş geldi. Gömleğim nasıl arkadaşlar? Fena değil mi? Aynadan böyle kendim çıkıyorum falan. Arkadaşım hani egolusun demişti, hiç öyle birisi olduğunu düşünmüyorum orada. Bu arada arkadaşlar 135 bin olmuşuz Instagram'da. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan lütfen beni takip edin arkadaşlar. Instagram'dan gelen mesajlarınıza cevap vermeye çalışacağım. Erkek kombin önerilerinde bulunuyorum. Giyindiğim kombinleri hem reels şeklinde çekip hem de görsel şeklinde çekip bunları sizinle paylaşıyorum. YouTube dışında da Instagram hesabım var. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok çok sevinirim. Bir öpüyorum sizi. Şöyle bu gönderiyorum. Neyse, anladınız siz. Banu Berberoğlu gibi. Bugün fuisti içiyoruz. Bugün çıtır tavuk yiyeceğiz. Hayatımıza başka renkler katmak istiyoruz. Patatesleri görüyorsunuz. Patates, çıtır tavuk ve pizza. Yalnız iyiymiş ha. Yalnız iyiymiş ha. Sen gelince daha doğal oluyorum, fark ettin mi? Kendi tabiatıma katılınca daha doğal oluyorum. Arkadaşlar, kamera önünde bazen heyecanlanıyorum o yüzden. Oley! Arkadaşlar bırakın varsayımları, gelin yemek yiyelim ya. Bakın bunu sizin için yiyeceğim, bak bak bak. Görüyor musunuz? Of. Yalnız güzelmiş. Videoyu daha fazla uzatmadan varsayımlara devam ediyorum. Masum suratlı vurucu tim. Kardeşim bu ne? Masum suratlı vurucu tim ne lan? Kardeşim hayatta çok dolu birisin. Çok sosyal ve pozitif birisin. Örnek alınacak birisin yazmış. Fırat kardeşim teşekkürler. Giyinmesini bilen bir influencer'sın. Tebrik ederim dostum demiş. Bir şey kullanıcı ismi de yabancı bir kullanıcı ismi vardı, okuyamadım. Teşekkürler kardeşim. Bu videoda kaç kere kardeşim dedim bilmiyorum. Kaç kere kardeşim dediysen bunu yorumlara yazın, üşenmezsiniz. Eski sevgilimin adı da Ta olduğu için seni takip ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Abi bu tağlardan ne çektiniz ya? Allah'ın selamı ve rahmeti, bereketi üzerinizde olsun demiş. Şöyle cuma mesajı gelmiş. Amin. Amin. Amin kardeşim. Bugün cuma mı? Yok. Bugün pazar. Evrime kafa atmışsın. Çok değişmişsin. Eskerlerin bilen bilir. Şöyle bir tane göstereyim size. Evrime kafa atmışsın. Bak bir daha güleyim. Aa, değişmişim biraz değil mi? Sizin masörünüz olmak istiyorum. Masaj sever misiniz? Severiz canım. Masaj severiz. Genel olarak seviyoruz masajı. Kimin yaptığına bağlı. Oo, linç yemişim. Arkadaşlar bak, linçlerimi aynı böyle okuyorum. Her gün yüzlerce selfie atıp trend yolluklarını atman çok itici. Nacizane tavsiye benden. Her şey para değil kardeşim. Verdikleri 3 kuruş için sosyal medya hesabını satma bence. O linklerde kimsenin girip baktığını sanmıyorum. Kendine yüzlerce bence. Kendine bence fazla anlamlar yüklüyorsun. Ben bakıyorum. Kardeşim bakan bakıyor.
satın alan da alıyor. Ve gayet uygun bence şeyler önerdiğimi düşünüyorum. 3 kuruş için de asla sosyal medyamı satmam. Kaliteli içerikler gelecek arkadaşlar, merak etmeyin. Böylelerinde sadece gülüyoruz, başka bir şey yapmıyoruz. Pizza yiyoruz, keyfimize bakıyoruz. Çukur'daki Yamaç'la bir aile bağınız var mı sizin? Vallahi yok arkadaşlar ama bayağı benzetiyorsunuz. En çok Tolga Sarıtaş ve Aras Yemli'ye benzetiyorsunuz. Olabilir öyle şeyler. İnsan insana benzer. Şu an Aras Bulut'un ismini öğrenmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ha, bu çocuğa benzetiyorsunuz işte, bu adama. Kaliteli oyuncu. Buna benzetiyorsunuz. Bu biraz DM'leri okumaya da döndü ama varsayımlardan da ara ara bahsedeceğim. Vücut aşırı güzel duruyor. Teşekkürler. Devam edeceğiz. Pizza yiyerek daha da güçleneceğiz. Bakın soran soruyor. Günaydın, tam aradığım mod nereden aldın? Rica etsem öğrenebilir miyim demiş. Şöyle montu sormuş. Montun linkini istiyoruz kardeşim demiş. Peki kardeşim. Hepsinin linki var zaten öne çıkanlarında Instagram'da. Tacım, ne zaman beraber yoğurt yiyoruz böyle hikaye attın, ağzımız sulandı demiş. Ah be kardeşim, sözüm olsun. Link bırakan adam bir erkek mi? Allah'ım, ilk defa görüyorum, aşırı hoş demiş. Ama bunlar niyeyse varsayım değil arkadaşlar. Ha, mesela demiş ki çok cici, kendi halinde kimseye zararı olmayan biri. Gerçekten çok merhametli ve vicdanlı birisi olduğum için yani kimseye zarar vermek istemem tabii ki de. Kahve seversin. Kahve kesinlikle seviyorum. Sabah uyanınca kahve içiyorum. Bence sen aslında fazlasıyla duygusalsın ama bir tür koruma mekanizması olarak daha yüzeysel ve çoğu şeyi kafana takmıyormuş gibi davranıyorsun. Ama aslında öyle değilsin. Belki duygularını belirli bir oranda göstermenin sonucunda üzülebileceğini düşünüyorsundur. Yani herkesin bir savunma mekanizması vardır haklı olarak, kendi yaşadıklarına bağlı olarak. Benim de buna benzer bir savunmam var tabii ki de ama tamamen böyledir diyemiyorum. Bazı durumlara ve kişisine göre değişiyordur tabii ki de bu durum. Ama yaptığım genel olarak hiçbir şeyden pişman değilim. Yani pişmanlık hissetmiyorum. Eninde sonunda yani onu yapsan da yapmasan da işte niye yaptım diye pişman oluyorsun ya da niye yapmadım diye pişman oluyorsun. Her işin sonu illa bir pişmanlık oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı hayatı istediğiniz gibi yaşayın, dilediğiniz gibi yaşayın. Carpe diem diyorum, başka da hiçbir şey demiyorum. Varsayım ise bence bayağı hırslısın, elde etmek istediklerine fazla çaba gösterirsin. Kesinlikle öyle. Elimden geldiğince çaba gösteren birisiyim. Ve belirlediğim hedeflere karşı her zaman uğraşıyorum. Bu sosyal medya konusunda da öyle, atıyorum. Diğer işlerde de böyle. Sadece sosyal medya değil yani. Sosyal medya hayatımızı yaşadığımız için bunu söylüyorum. Hem sosyal medyada hem de diğer işlerde her zaman çaba sarf etmeyi seven ve hedeflerimi gerçekleştirmeyi seven birisiyim. Bu zamana kadar da hani gerçekleştiremediğim hedeflerim elbette var ama çoğunu zamanı geldiğinde gerçekleştirdim. Bundan sonra daha da güzel hedefler bizi bekliyor. Motivasyon çocuk. Görüyor musunuz? Videonun sonunu böyle bitirmek istedim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yakında yeni videolar da gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Instagram'ı, YouTube'u buraya bırakıyorum. Şey, YouTube'u niye bırakıyorum ya? YouTube zaten burası değil mi? Instagram adresimi de buraya bırakıyorum arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol pizzalı günler.